Bu monitör gerçekten oyun zevkini ikiye katlayacak. Selamlar, kanalıma hoş geldin. Gamebuster'ın 27 inç kurvet bir 165 Hz 1 milisaniyelik bir oyuncu monitörüyle birlikteyiz. Gerçekten bu monitörle oyun zevkini ikiye katlayabilirsin. Full HD çözünürlüğe sahip 1920x1080 piksellerde 165 Hz tazeleme hızı, 1 milisaniyede gecikme süresi bulunuyor. Bu monitörle FPS oyunlarında, rekabetçi oyunlarda gerçekten güzel bir deneyim sağlayabileceksin. Monitörün tasarımına bakacak olursak V ayağa sahip, gerçekten masanızda sallanmadan sabit bir şekilde duruyor. Herhangi bir düşme gibi bir problem yaşamazsınız. Çerçevelerine baktığımızda alt kısım serçe parmak boyutunda bir kalınlığa sahip. Yan çerçeveler, yani kenar çerçeveler ise serçe parmağınızın yarısı kadar bir kalınlığa sahip. Bu yüzden kavisli de bir ekran olduğu için FPS ve rekabetçi oyunlarda gerçekten performansınızı ikiye katlayabileceksiniz bu monitörle. Bu monitörün sağ sola dönme özelliği yok. Keşke olsaydı, ama yukarı ve aşağıya açısını ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıya 5 derece, arkaya yani yukarıya da 20 derecelik bir açıya sahip ve bu sayede istersen yatay, istersen de biraz daha dikey kullanabiliyorsun monitörü. Benim açımdan dezavantaj gördüğüm V ayak, evet çok sağlam ama biraz bence büyük ve masanızda yer kaplıyor. Biraz daha ön tarafa çektiğinizde klavyenizle iç içe gelmiş oluyor. Zaten şu anda da gösteriyorum sizlere bu detay görüntülerini. Bu monitörde FreeSync desteği bulunuyor. AMD ekran kartlarından doğan düşük FPS ve yırtılmaları engelliyor. Bu sayede daha iyi görüntüler ve stabil görüntüler alabiliyorsunuz. Ayrıca ekran kartıyla da stabil bir şekilde çalışabiliyor FreeSync özelliği. 1500 R'lık bir kavisi bulunuyor bu monitörün. Yani bu da monitöre yakından baktığınızda görüntü kaybı yaşamadan daha iyi görüntüleri, oyunları, alanları görüntüleyebiliyorsun. Gerçekten hem oyun modunda güzel iş yapıyor hem de film modunda. Sadece oyuncu olarak düşünmemek gerekiyor. Film modunda da güzel görüntü sizlere sunuyor. Monitörün arka kısmına baktığımızda 1 adet DisplayPort, 2 adet HDMI girişi ve 1 adet de 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Bununla birlikte hoparlör veya kulaklık bağlayabiliyorsunuz monitörünüze. Harici hoparlörden de ses alabiliyorsunuz bu sayede. Kavisli ekran oyunlarda gerçekten fark ettiriyor. Sizlere şu anda deneyimlemiş olduğum oyunları da paylaşıyorum. Ayrıca FIFA gibi oyunlarda da yırtılmaları, ghosting'i engelliyor. Gerçekten fiyatının hakkını veren bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Bir dezavantajı daha var. Arka kısmında bir şerit LED bulunuyor. Ama bu sadece kırmızı renkte yanıyor. İsterdim ki bu monitörün biraz daha renkleri RGB olsun ve arka kısma, yani duvar kısmına yasladığımız için monitörü biraz daha ambiyans olarak güzel görüntüler çıkartabilirdik. Ve bu fiyatlandırmada bakacak olursak 2K olmaması da bir dezavantaj. Şimdi 2K monitörlere baktığımızda evet fiyatlandırmaları yüksek ama Gamebuster'da bu konuda diğer monitörlere baktığımızda daha düşük kalan bir fiyatlandırma performansıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ama burada bir 2K desteği sunsaydı tadından yenmezdi vallahi. Monitörün alt kısmındaki tuşlardan tüm ayarları yapabiliyorsun. Oyun modu ve film moduna da bu menüden geçiş yapabilirsin. İstersen film modunda, istersen oyun modunda kalabiliyorsun. Bu monitörde VA bir panel kullanılmış, 3000'e bir kontrast değeri bulunuyor. Siyah ve beyaz dengesini de en iyi şekilde sağladığı söyleniyor. Monitörün cam yapısı çok mat değil. Bu sayede de birazcık ışıkları patlatabiliyor. Bu oyun içerisinde değil, odanızda yanan bir lamba varsa ve bu monitöre vuruyorsa, tepedeki lamba da olabilir, birazcık parlama yapabiliyor ve cam biraz daha fazla leke tutuyor. Bunu söylemem gerekiyor. Eminim iyi bir teyze. Eğer ben ay bulaşmasaydı sıkırırdı. Şlap her bir bura arıştın. Tıpkı yuva. Yuva. Uyuyamayın. Görmüş olduğunuz gibi ben arkamda şu anda açık ve tutuyorum. Burada eğer ki kullanıyorsanız bu monitörü, tozu çok fazla hapsediyor camına.
Bu yüzden bir haftada bir veya 3-4 günde bir bu monitörü silmeniz sizin için daha iyi olur. Daha temiz bir görüntü ve kirsiz bir görüntü sağlamış ve oyun oynamış ya da bilgisayarı kullanmış olursunuz. FreeSync desteği gerçekten çok stabil çalışıyor ekran kartınızla birlikte ve bu sayede oyunlarda Spider-Man gibi oyunlar oynuyorum veya Call of Duty. Bunlarda da yırtılmaları engellediği için gerçekten ghosting'siz güzel bir oyun sağlıyor sizlere. Bu monitörü eğer alırsanız FreeSync desteğini açarak oyun oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından bir denemeniz gerekiyor. FPS oyunlarında da deneyebilirsiniz. Ama ben genelde Spider-Man veya işte Call of Duty böyle biraz daha hikayesel oyunlarda açıyorum. Biraz daha böyle beni etkiliyor. Çünkü çok fazla FPS veya rekabetçi oyunlar oynamıyorum. Ama sizler için burada deneyimlemeye çalıştım birçok oyunu. En azından şunu söylemem gerekiyor. FIFA oynamayı çok seviyorum ve FIFA oynadığımda bu görüntü sayesinde yani FreeSync sayesinde problemsiz bir şekilde FIFA oyununu rahatlıkla oynayabiliyorum. Adamlarda bir dalgalanma, bir çamurlaşma olmuyor. Şu anda kullanmış olduğum ekran kartım Zotac markasının RTX 3060 12 GB'lık versiyonu. Eğer ki sizin de performansınız, ekran kartınız benimkine yakınsa zaten hemen hemen alabileceğiniz değerler benim söylediğim gibi ve oyunların ekran görüntülerini paylaştığımdaki değerler gibi olacaktır. Monitörü DisplayPort'uyla bağlamanızı öneririm. 165 Hz tazeleme hızını da bu sayede alabileceksiniz. Monitörle ilgili anlatabileceklerim bunlardı. Detay görüntülerini de sizlere paylaşmaya çalıştım. Sizler ne düşünüyorsunuz monitör hakkında? Fiyatı hakkında en azından internete girip bakacaksınızdır muhtemelen. Alınır mı, alınmaz mı veya yorumlarım varsa bunları da aşağı kısma bırakmayı unutma. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Görüşürüz. Stolen. We need evac now.